Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yılmaz Özdil, Sözcü, 747-8. Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı. Air Force One tabir edilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık uçağını yenilemek istedi. Boeing firmasına sipariş verildi. 2020 yılına teslim edilecekti. Obama kendisi kullanmayacaktı. Kendisinden sonraki başkan rahat etsin diye bu siparişi vermişti. Seçim yapıldı. Trump başkan oldu. Bismillah. İlk iş Air Force One uçağıyla alakalı tweet attı. Boeing'in para kazanmasını elbette isteriz ama bu kadarı fazla. Fiyatlar kontrolden çıkmış, çok pahalı. Siparişi iptal edin dedi. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinin başkanı olan Trump, kendisinin bineceği uçağı yeniletmedi. Halkın parasını çarçur etmedi. Pentagon itiraz etti. Şu an Air Force One olarak kullanılan uçak hayli yaşlandı. Bakım masrafları artıyor. Yeni uçağın siparişini geciktirirsek mevcut uçak daha da eskiyecek. Uçağı yenilemek lüks değil, gereklilik denildi. Trump geri adımı atmadı. Evet, Air Force One yenilenmedi. Benim özel uçağımdaki yataklarım bile daha büyük ama fiyatını düşürmeleri şart. Askeri alımlarda ve diğer alımlarda tasarruf edeceğiz. İstenen para çok dedi. Boeing firmasına açık açık Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksınız demek istiyordu. Air Force One uçağıyla beni kazıklamaya kalkarsanız devletle yaptığınız bütün işleri keserim demek istiyordu. Boeing'in hisse senetleri borsada tepe taklak oldu. Boeing mesajı aldı, yelkenleri suya indirdi, fiyatı yarı yarıya kırdı. Aynı paraya bir değil iki uçak üretmeyi kabul etti. Trump işte şimdi oldu dedi. İmzayı attı. 2024 yılında teslimat yapılacak. Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinin başkanı Trump'ın pahalı bulduğu bu uçak Boeing 747-8'di. Asrın liderimizin yeni uçağı. Amerika Birleşik Devletleri başkanında bile yok. Dünya bize hayran olmakta. Haklı tabii. Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.